Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âgibetü lil müttegîn. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El evvelü Allah vel âhiru Allah. El zâhiru Allah. وَالْبَاطِنُ اللّٰهِ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ اَسْتَعِيذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَهْرُ رَمَضَانِ الَّذِي اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ Sadakallahul azim. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, men sâme ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zembih. Sadaka Rasûlullah fîmâ kâle ve kemâ gâl. Bizleri yoktan yaratan, yaşatan, rızık veren, görüp gözeten, İslam gibi yüce bir dinle şereflendiren, alemlerin yaratıcısı olan Allah'a sonsuz, sınırsız, sayısız ve hudutsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam Peygamberimiz, Efendimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun temiz ehli beytine, âline, ashabına, siz değerli müminlere ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlere olsun. Aziz müminler, Cuma'nız mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerim, 11 ayın sultanı, Kur'an ayı, rahmet ve mağfiret ayının sonsuz lütuf ve ihsanı üzerimizi sarıp sarmaladı. Onun için hoş geldin ey şehri Ramazan, hoş geldin ey Kur'an ayı. Hoş geldin. İnsanlığın kurtuluşunun öğretildiği, anlatıldığı iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşayarak en güzel şekilde bize sunulduğu Kur'an ayı, mağfiret ayı, gönüllerimizin sururu, gözümüzün nuru, hoş geldin, hoş geldin mübarek Ramazan ayı. Ramazan niçin bu kadar önemli Ramazan ayı? Niçin bu kadar değerli? Niçin asırlardır Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne, bugünden de inşallah kıyamete kadar Ramazan'a yeryüzündeki bütün Müslümanlar ayrı bir önem atfetmiş, değer vermiş. O ayı ayrı bir baş tacı yapmış. Niçin önemlidir Ramazan ayı? Onu anlamaya çalışalım biraz değerli kardeşlerim. Bir defa Kur'an'ın indirilmeye başladığı aydır Kur'an'ın indirilmeye başladığı aydır Ramazan. Diğeri, bin aydan daha değerli, daha önemli ve kıymetli olan Kadir Gecesi bu ay içerisindedir. İslam'ın 5 temel esasından birisi olan oruç bu ayda tutulur. Yaratılış zekatı dediğimiz, Anadolu'da baş zekatı diye de tarif ederler. Yaratılış, fıtratımızın zekatı olan fıtır sadakası bu ayda verilir. Bu ayda üzerimize vacip olur. Yine fıtır sadakasıyla beraber sahurları, iftarları, teravih namazı müekket bir sünnet olarak
bu aya mahsus bir ibadettir. Onun için birçok feyiz ve bereketi, birçok lütuf ve ikramı ve ihsanı içinde barındıran Ramazan ayı bunun için önemlidir. Şimdi bir de düşünelim değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim indiği geceyi 1000 aydan daha değerli kıldı. Değil mi? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de hayrun min elfi şehr buyuruyor. O 1000 aydan daha değerlidir. Kadir Gecesi'ni anlatırken. 1000 aydan daha değerli olan Kadir Gecesi bu aydadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim indirilmiş, Yüce Rabbimiz sonsuz lütuf ve ihsanıyla tenezzül buyurup Kur'an'ı bize göndermiş, alemlere rahmet olarak gönderdiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde, önderliğinde o Kur'an ete kemiğe bürünmüş adeta, nasıl yaşanacağını, nasıl hayata uygulanacağını bize öğretmiş. Müminler de adeta Kur'an'la muhatap olmak, Kur'an'ın indirilişini karşılamak için oruçla karşılık veriyorlar. Peki, indiği geceyi 1000 aydan daha hayırlı yapan, 11 ayın sultanı yapan Kur'an-ı Kerim, şimdi soralım ve düşünelim değerli kardeşlerim. Bizlerin yüreğine, kalbine, dimağına, zihnine, hayatına inerse, aile hayatımız, toplumsal hayatımız, iş hayatımız, üretirken, tüketirken, alırken, satarken, yerken, içerken, hayatımızın her aşamasında, davranışımızın her biriminde Kur'an bizim hayatımıza iner, nüfuz eder, etkederse, bizim hayatımız Allah katında ve ahirette ne kadar değerli olur değil mi? İndiği geceyi bile 1000 aydan daha değerli yaptı Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın indiği ay, ayların sultanı, 11 ayın sultanı oldu. Onun için değerli kardeşlerim, Kur'an'ın nazil olmaya başladığı çağ, Kur'an'dan önceki döneme ne diyoruz biz? Cahili çağ. Bu bir zihniyettir. Yaşam biçimi, düşünce şekli, hayat tarzıdır cahiliye. Sadece tarihte kalmış, işte Kur'an-ı Kerim nazil olmadan önceki Arap Yarımadası'nda insanların yaşadığı hayattan ibarettir olarak görürsek, yanılırız, yanlış yaparız. Çünkü zulmün, sömürünün, bir olan Allah inancının tanınmadığı, ahiret inancının reddedildiği, kabul edilmediği, mazlumun ve mağdurun ezildiği, hor ve hakir görüldüğü, insan onur ve haysiyetinin ayaklar altına alındığı, zulmün, şirkin, sömürünün, güçlünün zayıfı ezdiği, İnsan onur ve haysiyetinin yok sayıldığı dönemin adıdır, düşünce biçiminin, hayat tarzının adıdır cahiliye. Tam bunun karşısında indiği günden bugüne, bugünden kıyamet sabahına kadar yeryüzündeki bütün insanlığı yaratılmış olma açısından yatay düzlemde bütün insanlığın eşit olduğunu haykırır Kur'an-ı Kerim. Ve Allah Resulü bunu öğretir. Tevhidi, bir olan Allah'a imana davet eder. Öldükten sonra dirilmenin ve hesap olduğunu, yapıp ettiklerimizin tek tek hesabını vereceğimizi bize öğretir. Adaleti, merhameti, şefkati, iyiliği, kardeşliği, yardımlaşmayı, mazlumun elinden tutmayı, yetimin imdadına koşmayı, kimsesizin sahibi olmayı, sahiplenmeyi, ona kol kanat germeyi öğreten, İlahi, son ilahi mesaj inmeye ve indirilmeye başlandı Ramazan'da. İnsanlığa son kez ilahi çağrıydı bu. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin
örnekliğinde ve rehberliğinde onun nasıl yaşanacağını, nasıl Allah'a kulluk yapılacağını, bu evrende yeryüzünün nasıl imar edileceğini, sonsuz ve ebedi hayat olan cennetin nasıl kazanılacağını o öğretti bize. Onun için Ramazan ayı bu açıdan da çok değerli ve anlamlıdır değerli kardeşlerim. Okuduğum ayet-i kerime, Estaizu billah şehru ramazanellezi unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi, Kur'an indirildi. Hüdellinnâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel fırkân. Bütün bir insanlık için hidayet kaynağı ve bir beyan, açıklamadır. Vel fırkân, Kur'an-ı Kerim'in diğer adıdır değerli kardeşlerim. Furkan, Kur'an-ı Kerim'in diğer adıdır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü. Sevap ile günahı birbirinden ayırt etmenin ölçüsünü, kriterini, temel ölçülerini, temel kurallarını bize Kur'an-ı Kerim öğretti. Onun için Furkan'dır. Tevhidi, bir olan Allah inancını, öldükten sonra dirilmeyi hesap olduğunu, dünyada sorumsuz ve başıboş olmadığımızı bize hatırlatır ve öğretir. Onun için Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil oldu, indiği ayı ayların 11 ayın sultanı yaptı, indiği geceyi ve gündüzü 1000 aydan daha hayırlı ve değerli yaptı. Müminler hayatlarına Kur'an'la devam ederlerse, bizim dimağımıza, zihnimize, hayatımıza, gönlümüze, kalbimize, yüreğimize, davranışlarımıza ve hayatımıza Kur'an hakim olursa, bizim değerimiz de Allah katında nice olur. Onu düşünmeliyiz değerli kardeşlerim. Yine bu ayda her senenin Ramazan'ında Cibril-i Emin, vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelir, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i okur, Cebrail aleyhisselam dinlerdi. Buna tefsir usulünde arz deniyor. Yani o güne kadar indirilen, gönderilen vahiyleri, Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz okuyor, Cebrail aleyhisselam indirdiği o vahyi dinliyor ve kontrol ediyor. Aslında bizim camilerimizde, evlerimizde uygun ve müsait olan kadın erkek bir araya gelerek Ramazanlarda okuduğumuz mukabelelerin temeli buradadır. Budur kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bize kendimizi hatırlatır. Biz insanız. İçimizde zıt kutupları barındırıyoruz. Yanlışlar var, doğrular var, iyiler var, kötüler var hayatımızda, nefis var, şeytanın vesvesesi var. Bizi aldatmak, bizi Allah'ın yolundan alıkoymak için çeşitli hile ve desiseler var. Ölümü unutma var, hesabı unutma ya da atlama var, gaflet var. Ama bunun yanında Allah'a kul olma, Allah'ın emirlerini yerine getirme, iyi bir insan, Allah'ın razı olacağı bir kul olma, iyi bir eş, iyi bir arkadaş, iyi bir komşu, iyi bir akraba, iyi bir insan olma potansiyelini biz içimizde barındırırız, taşırız. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde bunun nasıl olduğunu, hayata nasıl yansıdığını, nasıl bir yaşama dönüştüğünü en güzel şekilde görürüz değerli kardeşlerim. Onun için biz Kur'an-ı Kerim'i okumalı ve anlamaya çalışmalıyız. Ramazan'ı kendimizi yenilemek, bir yıllık geçmişimizin muhasebesini yapmak, gelecek bir yıla atılım planlar yapmak, daha verimli, daha çalışkan, daha dürüst, daha iyi bir insan olmanın planlamalarını, düzenlemelerini yapmalıyız.
Estauzu billahi hâzâ beyânun linnâs ve hudav ve mev'izatun lilmuttegîn. Bu Kur'an insanlık için bir açıklama, bir hidayet kaynağı ve mev'izatun lilmuttegîn, muttakiler için öğüttür. Allah'tan korkanlar için, Allah'tan korku, takva kelimesi değerli kardeşlerim, Allah'ın gazabını, öfkesini, Allah'ın azabını celbedecek, çekecek davranışlardan, kötülükten, haramdan, yasak olan şeylerden, fuhşiyattan, dedikodudan, aldatmadan, başkalarına zarar vermekten uzak durmak, günahtan kendimizi korumak demek. Ama Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını, sevgisini kazanacak işleri de yapmak demek. Yani kötülüklerden korunmak ve kaçınmak, iyiliklere tutunmak ve onlarla yürümek demektir. Allah korkusu bir teröristten, yırtıcı bir canavardan, bir eşkıyadan korkmak gibi değil. Bu korku aslında kısmen bizim hayatımızda şöyle yansıyor, kısmen diyorum, daha iyi anlaşılması adına bunu söylüyorum. Çok sevdiğini, çok saygı duyduğumuz, çok değer verdiğimiz insanlar vardır hayatımızda. Ona karşı, ya sen niye bunu böyle yaptın demesin diye hassas davranırız. Aramızdaki saygı ve sevginin zedelenmesinden endişe ederiz çünkü. Ya bunu bana karşı yapmamalıydın. Yahut derse ki, ya bu, ben senden böyle bir şey yapacağını, böyle bir şey söyleyeceğini hiç beklememiştim, düşünmemiştim. Dedirtmeyeyim diyoruz. Niye? Aramızdaki o engin sevginin, şefkatin, merhametin, karşılıklı saygının zedelenmesinden endişe etmek. Şimdi bu Allah'ın sonsuz rahmetinin, lütfunun, sınırsız merhametinin sürekli bizim üzerimize, insanlığın üzerine, müminlerin üzerine bir yağmur gibi yağdığını biliyoruz. Bu tek taraflı bir şey bu defa. Allah'ın bizim üzerimizden rahmetini çekmesi, bizde merhametsiz haşa davranması mümkün değil. Ama bu dengeyi biz ayarlıyoruz aslında. Kendi davranışlarımız, kendi yapıp etmelerimiz ayarlıyor. Biz yanlış yaptığımız, günah işlediğimiz, Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri yaparsak, o sevginin ve merhametin azalmasını biz kendimiz sağlamış oluruz. Bizim davranışımız o rahmeti azalttı. Yani Allah-u Teala diyor ki, siz kul olarak benden isteyin, ben sizin yanı başınızdayım. Size şah damarınızdan daha yakınım. Onun için Ramazan'ı kendimizi çek yapmaya, manen ruhumuzu arındırmaya vesile kılmalıyız. Çünkü bu fırsat var. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehû mâ teqaddeme min zembih" buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek, kim inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutar, Ramazan'ı ihya ederse, "Gufira lehu ma teqaddeme min zenbi" geçmiş günahları affedilir buyurdu. Demek ki müminler olarak bizim kadın olsun, genç olsun, yaşlı olsun, erkek olsun, kadın olsun bu hadisi anlamaya, bu hadisin müjdesine nail olmaya çaba sarf etmeliyiz. Böyle bir fırsat var. İlahi bir lütuf ve ikram bu. Çünkü biz biliyoruz ki Müslüman olarak Allah'tan başka bizim günahlarımızı affedecek hiçbir güç ve kudret yok kardeşlerim. Allah'tan başka bizim hatalarımızı silecek, günahlarımızı affedecek, kusurlarımızı yok sayacak hiçbir güç ve kudret yok değerli kardeşlerim. Bizim samimiyetimiz, Allah'a olan bağlılığımız, Allah'tan af dilememiz, tövbe istiğfar etmemizle bu mümkündür.
Onun için Ramazan, yeryüzündeki bütün müminleri sarıp sarmalayan, rahmetiyle kucaklayan ilahi bir okuldur, ilahi bir mekteptir. Akıl bali olan her mümin bu mektebin, bu okulun öğrencisidir. Kayıtlarımızı yaptırdık dün itibariyle elhamdülillah. Yoğunlaştırılmış bir kursa alır Ramazan. Sahuruyla, iftarın sevinciyle, sahurun bereketiyle. Her saniyemiz, her salisemiz kesintisiz bir ibadet. Yeryüzündeki bütün müminleri nasıl eşitledi gördünüz mü? Duygularımız, amaçlarımız, hedeflerimiz bir. O zaman biz şunu düşüneceğiz. Niçin oruçlarımız bizi daha iyi bir Müslüman yapmıyor? Niçin namazlarımız bizi Allah'a daha çok yaklaştırmıyor? Niçin ümmetin ve insanlığın huzuru için daha çok çaba sarf edip gayret göstermiyoruz? Niçin acıların dindirilmesi, açların doyurulması, yoksulluğun giderilmesi için daha çok çalışmamız gerektiğini bize öğretir Ramazan. Bu okul öylesine bir okuldur. İç dünyamızı, ruhumuzu arındırırken aslında günahla, dedikoduyla, gıybetle kirlettiğimiz kendi elimizle, kendi davranışımızla kirlettiğimiz ruhumuzu, kalbimizi, gönlümüzü, yüreğimizi, düşüncemizi yine o tortulardan, manevi kirlerden, manevi tortudan oruçla, Kur'an'ı anlamaya çalışarak, Kur'an okuyarak o kirlerden kalbimizi arındırabiliriz değerli kardeşlerim. Bu mümkün. Böyle bir fırsatı Yüce Rabbim Ramazan'da veriyor. Müjdeler olsun. Yeryüzündeki bütün Müslümanlara selam olsun. Ta Afrika'nın derinliklerinden Myanmar'a, Kırım'ın steplerinden Bosna Hersek'e, oradan dünyanın bir ucundan bir ucuna yeryüzündeki bütün Müslümanların Allah'ın davetine icabet ettiği, Müslümanların fiilen nasıl birlik olduklarını ama bu fiili birlikteliği düşünce düzeyinde, yaşam ve hayat tarzında, karşılıklı ilişkilerimizde de nasıl geliştiririz, nasıl güçlü ve kuvvetli hale dönüştürürüz? Allah'ın rahmeti bununla sağlanacağını bilir müminler. Onun için değerli kardeşlerim, aziz müminler, Ramazanları bulunmaz birer fırsatlar olarak değerlendirmeliyiz. Şair ne güzel diyor. Dünya arzuları kuşattı beni, köle kıldım bu nefsime bedeni. Gör ki yorgun düştüm, özledim seni. Hoş geldin ey 11 ayın sultanı. Yürekler bir başka hislenir şimdi. Beden değil, ruhlar beslenir şimdi. Ezanlar bir başka seslenir şimdi. Hoş geldin ey 11 ayın sultanı. Onun için gönül dünyamızı, ruhumuzu, fikirlerimizi Kur'an-ı Kerim'le ve oruç ibadetiyle tertemiz yapabiliriz değerli kardeşlerim. Ramazan kelimesini dil bilimcilerimiz yaz mevsiminin sonunda güzün yağan yağmurlara denir diyorlar. Ramazan kelimesi. Sonbaharda yağan yağmurlar nasıl o tozu toprağı, yaprakları alıp silip süpürüp tertemiz ediyorsa, Ramazan orucu da müminleri günahlarından arındırır, temizler diyorlar. Ya da bir başka ifade, Ramda kökü, güneşin şiddetli harareti, kavurucu sıcağı, çölde düşünün, çölde. Şimdiki klimaların çalıştığı, serin bir iklimde değil. Gölgede sıcaklığın 45-50 dereceyi bulduğu çöl iklimindeki sıcağın, güneşin ateşten oklarını insanlığın yeryüzüne gönderdiğini, yeryüzündeki taşların ve kumların alev püskürdüğü o sıcak ortamda, güneşin dehşetli harareti yaktığı gibi, Ramazan orucu da müminlerin günahlarını, hatalarını, kusurlarını yakar, yok eder değerli kardeşlerim. Rabbim bu müjdeye, bu manaya ulaşmak için çaba sarf eden salih ve seçkin kullarından eylesin.
Ramazan ayı yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, cömertliğin, müminlerin ruhlarının inceldiği, duyguların hassaslaştığı, kalp dikkatinin, nezaketin zirve yaptığı bir dönemdir. Çünkü bu eğitimin içerisinde yoğunlaştırılmış, intensif bir kurstur. Müminleri 7'den 70'e, yeryüzünün bütün coğrafyasındaki müminleri eğitime alır Ramazan. Öyle bir okul, öyle bir mektep düşünün. Orada yardımlaşma var, kardeşlik var, sabır var, anlayış var. Ekmeğini, lokmasını paylaşma var. Orada samimi bir tahassürle tövbe istiğfar var, af dileme var, cömertlik var, Allah'a ibadet var, secde var. Tövbe istiğfarla gözyaşı var, af ve afiyet dileme var. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığımız, değerli kardeşlerim, her sene Ramazan ayında toplumdaki farkındalığı artırmak için bir konuyu öne çıkarır. Bu seneki Ramazan temamızı Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan ve dayanışma olarak belirlemiştir. Ramazan ve dayanışma. Hepimiz biliyoruz ki çok kısa bir süre önce, bundan yaklaşık 1,5 ay kadar önce, 6 Şubat'ta 11 tane ilimiz, coğrafyamızda sarsıldı. Büyük bir asrın felaketini yaşadı. Rabbim bir daha benzerini, aynısını yaşatmasın bu millete. Evet, o bölgede topraklarımız sarsıldı ama Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun ki milletimiz sarsılmadı, devletimiz sarsılmadı. Sonsuz hamdü senalar olsun, sarsılmayacak. O İslam'ın kardeşliğini, birlik, beraberliği bütün bir insanlığa alsın, bütün bir dünyaya aslında bir tarih ve destan yazdınız hepiniz. Hepiniz. Bunun için şimdi oturup gerçekten kendi neslimize, bir sonraki nesillere iftihar edecekleri, övünecekleri bir tarih bıraktınız. O depremdeki hassasiyetiniz, duyarlılığınız, hepimiz üşüdük. Hepimiz sıcak yuvalarımızda yüreklerimiz üşüdü. Hepimiz aç kaldık onlarla birlikte. Çünkü müminler biliyor ki üzüntüler ve acılar paylaşıldıkça acı azalır. Bütün fizik kurallarının tersine sevinçler ve mutluluklar paylaşıldıkça artar ve çoğalır kardeşler. Onun için hep birlikte üzüldük. Bunu oradaki insanların yüzü gülünceye, herkesin sıcak bir yuvası oluncaya kadar güçlü bir millet. Çünkü böyle acılı dönemlerde batılı gazeteciler, düşünürler, stratejistler yorumlar yapıyor. Anlamaya çalışıyor meseleyi. Nasıl oluyor da bu kadar insan, hiçbir resmi görevi yok, bütün işini gücünü bırakmış, deprem bölgesine koşuyor, yardım yağdırıyor. Herkes elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Onların bilmedikleri, belki hesap etmedikleri şeyler, İslam kardeşliği ve imanı hesap etmiyorlar. Onların hesap etmediği bir şey daha vardı kardeşlerim. O da kriz zamanlarında, musibet anlarında milletler atalarının, ecdadının gönülleriyle ve gözleriyle görürler ve hareket ederler. 600 yıl yeryüzüne adalet, ilim ve irfan götürmüş bir ecdadın torunlarına bu yakışırdı çünkü. Ama asla burada durmayacağız, bununla yetinmeyeceğiz. Bu Ramazan'ı da maddeten ve manen arınmamız için bir fırsat, bulunmaz bir ilahi nimet olarak değerlendirip toplumdaki fakirlerin, yoksulluğun, dul ve kimsesizin imdadına koşmak için yarış edeceğiz değerli kardeşlerim. Müjde müminler size, ihsan-ı rahmandır gelen, şanına tazim için bu mahı gufrandır gelen, ondadır feyzi hidayet, ondadır affu kerem, kadrini bil mevsimi inzalı Kur'an'dır gelen, İd-i Ekber her günü kadri mübarek her gece, ehli imana ne mutlu, lütfu sübhandır gelen diyor şair. Onun için bu Allah'ın bir lütfudur.
sonsuz kudret sahibi, noksanlıklardan, eksikliklerden münezzeh olan, bütün mükemmellikleri zatında barındıran Allah'ın bir lütfudur bu gelen. Bunun kadri kıymetini bilin ey müminler diyor şair lisan-ı hal ile. Onun için değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak ta ötelerden, arşın derinliklerinden, yüce Rabbimizden ilahi bir misafir olarak gelir her sene Ramazan bize. Bize aslında yeniden insan olmayı, insan onurunu, kul olmayı, kulluk şuurunu, kardeşliği, merhameti, adaleti, tevhidi paylaşmayı ve yardımlaşmayı yeniden öğretir Ramazan bize. Unuttuklarımız, atladıklarımız, hesap etmediklerimizi telafi etmek için sunulmuş fırsattır. Bu nedenle bu ilahi misafiri şanına layık bir şekilde karşılamak her müminin imanının gereğidir. Onun için yüce Rabbimiz ya eyyuhen nasu ubudu rabbakumullezî halakakum. Ey iman edenler, ey insanlar, ya eyyuhen nasu ubudu. Ey insanlar, ubudu rabbakum. Rabbinize ibadet edin, kullukta bulunun. İbadet bazılarının iddia ettiği gibi bizi, özgürlüğümüzü ve irademizi elimizden almaz kardeşlerim. Bizi özgürleştirir. Alemlerin yaratıcısı olan Allah'a boyun eğer, rüküye kapanan, secdeye kapanan insan aslında fiziksel anlamda zıt bir durumu yakalar. En mütevazi şekilde secdeye kapanmıştır ama en yüce olarak arşın derinliklerinde Rabbi ile konuşuyor fısıltı hali. Özgürlüğün zirvesidir. Bu aynı zamanda yatay düzlemde, varlık aleminde yaratılmış hiçbir şeye boyun eğmeyeceğimizi, Allah'tan başka hiçbir güce ve kudrete secde etmeyeceğimizi, rükuya eğilmeyeceğimizi haykırmanın adıdır. Bu bizi özgürleştirir. Çünkü insanlardan bir şey istemek bizi mihnet altında, minnet altında bırakır. Bizim şahsiyetimizi küçültür. Kişiliğimizi zedeler, öyle hissederiz. Ama alemlerin yaratıcısı olan Allah'tan ellerimizi kaldırıp da ya Rabbi dediğimiz, istediğimiz zaman özgürleşiriz. Kişiliğimizi, onurumuzu yeniden kuşanırız. Özgürlüğün zirvesine ulaşırız. Onun için niçin ibadet edeceğiz? Yüce Rabbimiz dedi ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Sizi yoktan yarattı. Size hayat verdi. Varlık alemindesiniz. Varlık alemindeki birçok şeyi, sayısız nimetleri de sizin hizmetinize sundu. Ama bizi kul olarak Rabbimize, alemlerin yaratıcısına karşı sorumlu kıldı. Sizi yaratan, ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Halakakum, sizi yarattı. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekileri yarattığı gibi sizi de yarattı. Onlara da kullukta bulunun diye emretmişti, size de. Buna benzer bir ayet-i kerime oruç ibadetinin farziyetini bize hatırlatan ayet-i kerime. اَسْتَعُزِ بِاللّٰهِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki bu sayede takvaya ulaşırsınız. Bu ayet-i kerimede de böyle. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bu ayet-i kerimede de böyle bitti ayet-i kerime. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Öbüründe de. Demek ki bizim takvaya ulaşmamızı Yüce Rabbimiz arzu ediyor. Bizim gayret etmemiz, bizim çaba sarf etmemiz gerekiyor. اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Ramazan geldiği zaman
cennet kapıları sonuna kadar açılır. Ve gulligat ebvabu cehennem, cehennem kapılarına kilit vurulur, kapatılır. Ve sülsileti şeyatîn, şeytanlar zincire vurulur. Cennet kapıları açılır. Fakat değerli kardeşlerim, o açık olan Allah'ın rahmet ve mağfiret kapısından sonsuzluk yurduna girebilmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Kulun bir iradesi gerekiyor. Kapı açık, camilerimiz sonuna kadar açık. Rabbim Müslümanlara ve bütün gençliğimizi olumsuz ve yanlış, haram ve günah davranışlardan uzak eylesin. Kumarla, içkiyle, zinayla, başka işlerle, başkalarının aleyhine hile ve tuzak kurmayla uğraşıyorsa, sonuna kadar açık olan kapının ona ne faydası var? Kapı açık, doğru. Hani bizim Anadolu'da bir deyim var, adeta yerim, deyim yerindeyse. Kapıdan kovuyorsunuz, bacadan giriyor. Siz cehennemi kapatıyorsunuz, Allah'ın rahmeti gereği, ama o ısrarla camda, peceden, pencereden, bacadan girmeye çalışıyor. Israrla amelinde, eyleminde, söyleminde, davranışlarında haramlardan uzak durmuyor. Kendini durup dinlemeye, oturup anlamaya, ben neredeyim, nereye gidiyorum, farkındalığını kendisi yakalayacak. Kendisi irade edecek. Kimsenin yakasından yapışarak zorla götürülmez. Onun için aziz kardeşlerim, o engin ve sonsuz rahmet kapısından girmek için çaba sarf etmeliyiz. Yüce Rabbim bizleri o cennet kapısından, Reyyan kapısından giren salih ve seçkin kullarından eylesin. Oradan girmek için, oradan geçmek için çaba sarf eden bahtiyar kullarından eylesin. Kalbimizi, aklımızı örten günah perdelerini oruç tutarak, Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederek temizleyebiliriz, arındırabiliriz. Ümitsiz ve günahkar insanların af ve mağfiret ümitlerinin yeşermesine vesile olur, tohum olur Ramazan ayı. Onun için değerli kardeşlerim, unutuyoruz dedik. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ, Allah da size kendi kendinizi unutturur. Bu nasıl bir denklemdir? Bu nasıl bir durumdur Allah aşkına? Aziz kardeşlerim, Allah'ı siz unutursanız Allah da size kendinizi unutturur. Adeta kendi cevherinizi, gönderiliş gayenizi, niçin gönderildiniz, sizi kim yarattı, burada görevimiz ne, işlevimiz, fonksiyonumuz ne, bizden ne istiyor, buradan sonra nereye gideceğiz, orada durum nedir, nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Bütün bu soruların cevabını, çünkü bu sorular insanlığın ortak sorusudur. Hazreti Adem'in çocuklarından bugüne, bugünden kıyamet sabahına kadar kadın, erkek, genç, yaşlı herkes hayatında defalarca ya da birkaç defa bu soruyu sormuştur. İçinde mutlaka bu sorular geçmiştir. Çünkü hayata anlam vermek istiyor. Dünyayı anlayacak, kendini anlayacak, yaratılışı anlayacak. Bu dünyanın sonunda olan ebedi ve sonsuzluk yurdu, cenneti, ahireti anlamaya çalışacak. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Sakın, sakın ola ki Allah'ı unutanlar gibi, Allah'ı unuttuğunuz zaman Allah da size kendi kendinizi unutturur. اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Rabbim fasıklardan eylemesin. Rabbim günahkar kullarını tövbe ederek affedip bağışladığı salih ve seçkin kullarından eylesin. اَوَّلُ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاَخِرُهُ اِتْقٌ مِنَ النَّارِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ فِي مَا قَالَ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki değerli kardeşlerim, evvelu Ramazana rahmetün,
Ramazan evveli rahmettir, aftır, sonsuz merhametiyle yeryüzüne muamele etmesidir. Ve evsatuhu mağfiretun, ortası cehennem ateşinden kurtulma, affedilmedir. Ve ahiruhu itqun minen nar, cehennemden azat olma, kurtulmadır. Bu kademe, bu basamakları Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'ın kıymetini iyi öğrenelim, iyi değerlendirelim, bu müjdeyi kaçırmayalım diye bize bu kadar büyük bir müjde ile haber verdi değerli kardeşler. Bu zaman dilimini, mübarek vakitleri çok iyi değerlendirmeliyiz. Demek ki biz şunu soracağız. Ramazan bizi yeniden eğitip, yoğun bir kursa aldı. Yeryüzündeki bütün müminlerin eşitlendiği, bütün müminlerin aynı Allah'a iman ettiği, aynı kıbleye yöneldiği, aynı kitaba inandığı, aynı peygamberin yolundan gittiği yeryüzündeki bu birlik ve beraberlik bize güç ve kudret katar. Bu birlik ve beraberlik Allah'ın rahmetini celbeder. Bu birlik ve iyilik davranışı, iyilik hareketi dünya ve ahirette bizi mutlu eder aziz kardeşlerim. Onun için biz şunu sormalıyız. Ramazan bizi daha iyi bir insan, daha iyi bir eş, daha iyi bir akraba, daha iyi bir komşu, daha iyi bir anne, daha iyi bir baba yapmalı. Bunu yapıyor mu? Çünkü ibadetler daha ahlaklı, daha iyi bir mümin olmamız için bize emredilmiştir. Hem toplum hayatında hem kişisel fert hayatımızda, ferdi hayatımızda daha olgun, daha iyi bir insan olmamıza matuftur. Ahiretteki ödülümüz ayrıca olacak. Ama önce ibadetlerin dünyaya dönük, bizim hayatımıza, iç dünyamıza, davranışımıza, yaşam biçimimize, düşünce şeklimize, hayat tarzımızı düzeltmeye dönük, Allah'ın rızasını kazanmaya, Resulullah'ın yolundan yürümeye, bizi namzet, iyi birer mümin yapmaya dönük yönleri var ibadetlerimizin. Onun için bizi daha ahlaklı, daha dürüst, daha iyi bir insan yapmalı. Farkındalığımızı artırmalı. Duygularımız, düşüncelerimiz, heva heveslerimiz, tutkularımız bizi esir almaya çalışıyor. Şeytanın vesvesesi hiç bitmiyor. Ölümü ve ölümden sonraki hayatı adeta hatırlatmıyor, gündemden çıkartmaya çalışıyor. Oysa ölüm bir nefes kadar bize yakın. Geçen sene yan yana teravih kıldığımız, cuma namazı kıldığımız, oruç tuttuğumuz, belki birçoklarımızın birlikte iftar ettiği birçok tanıdıklarımız, eş ve dostlarımız bugün aramızda yok. Seneye hangi Ramazan'a, bu Ramazan'a, seneye ki gelecek Ramazan'a bizim kavuşacağımıza dair hiçbirimizin garantisi yok. Onun için ölümü ve ölümden sonraki hesabı hiç unutmadan, işte oruç bize aynı zamanda bunu hatırlatır. Sınavda olduğunu, müminin her an sınavda olduğunu, varlıkta şükrederek, yoklukta ve zorlukta sabrederek kazanca dönüştürür. Yeryüzünde hiçbir şirketin, hiçbir tüccarın kazanamadığı, hiçbir insanın hesap edemediği bir durumdan bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her şartta ve durumda mümin kazançlıdır diyor Allah Resulü. Acebelli li emril mümin buyurdu. Müminin işi ne acayiptir, ne imrenilecek bir durumdur. Her durumda, her halükarda kazançlıdır mümin. Nasıl oluyor hocam? Zarar eden insan, hesap ettiği gibi olmaz işler, planladığı gibi yürümez. Dünya hayatı iyi ile kötünün, yanlışla doğrunun, sürekli olumluyla olumsuzun mücadele hali. Nasıl oluyor?
müminin imanı kazançlı yapıyor. Allah Resulü buyurdu ki, ona bir musibet ve bela dokunduğu zaman sabreder, bu onun için hayır ve iyiliktir. Bir musibet Rabbim vermesin, yaşatmasın bir daha. Bir olumsuzlukla karşılaştığı zaman ona sabreder, bu o mümin için kazançtır, hayır olur. Bir iyilikle, bir nimetle karşılaştığı zaman, ona kavuştuğu zaman şükreder, bu da ona yine hayırdır, mükafat ve ödüldür. Yani şımarır demedi, Allah'ı unutur demedi. Ezan-ı Muhammedi okunuyor aziz kardeşlerim. Es-siyâmu cünnetün buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç, cehennem ateşine, dünyada günahlara ve kötülüklere, haramlara karşı bir siper, bir kalkan, koruyucu bir zırh, ahirette cehennem ateşine karşı bir zırhtır oruç. Onun için bu zırhı güçlü kılmaya, bu zırhı oruçtan sonra da güçlü kılmaya devam ettirmenin yollarını aramalıyız müminler olarak. Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene Ramazan ayında farkındalığı artırmak için bir konuyu, bir temayı öne çıkarıyor. Bu seneki Ramazan temamız Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Ramazan ve dayanışmadır değerli kardeşler. Ramazan ve dayanışma. Onun için bu mübarek iklimde yeryüzündeki bütün Müslümanların eğitime alındığı bu Ramazan okulunda kardeşliği, yardımlaşmayı, Allah'a daha iyi bir kul olmayı, daha iyi bir insan, güzel ahlaklı bir insan olmanın yollarını aramalı, iyilikleri artırmalı, kötülüklerimiz, yanlışlarımızı da azaltmalıyız değerli kardeşlerim.